bizim Ulusal Birlik Partisi'nin, Ulusal Birlik Partili üyeleri, Ulusal Birlik Partilileri ilgilendirir. Dolayısıyla bu tür söylemler de ancak yani kendi içimizden değil ve dışarıdan gelir diye düşünüyorum bu şekilde. Ulusal Birlik Partisi hiçbir şekilde bu tür söylemlerle bir vekil veya bir kişi daha öne geçmez. Daha öne geçmez. Yani geriye, Ankara'yı, geriye düşer mi? Ankara'yı, Türkiye'nin adını kullanarak siyaset yapan daha ileriye gitmez. Geriye düşer mi? Bana göre geriye düşer. Neden geriye düşer? Ama yani bunu kullanmasından dolayı. Yoksa altını çizerek söyleyeyim. Ulusal Birlik Partisi vekillerinin hiçbiri anavatan Türkiye ile anavatan Türkiye ile olan ilişkilerde daha farklı düşünmez. Bana göre Ulusal Birlik Partisi için bir kurultay zaten kaçınılmazdır ve her zaman için de birden fazla adaylı olmuştur. Yani 5 adaylı olduğu, 7 adaylı olduğu kurultaylarımız oldu. Ve günün sonunda da evet bir seçimdir. Bir kişi kazanacaktır. Hatta işte 2'den fazla aday varsa ikinci tur olayı vardır bizim tüzüğümüz gereği. Sonuçta bir kişi kazanacaktır. Ama günün sonunda Ulusal Birlik Partisi kazanacaktır. Eğer Nisan diyorsak biz erken genel seçimi, Ulusal Birlik Partisi tabanı o kurultayda seçtiği adayla seçime gidecektir. Bu çok daha önemli bir şeydir. Ulusal Birlik Partisi'nde seçimli bir kurultayın olması Ulusal Birlik Partisi'ne daha da güç katar, ülkemiz demokrasisine de daha da güç katar.